demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme, itme özelliği olan maddelere mıknatıs denir. Şimdi mıknatısın iki kutbu vardır. N kutbu ve S kutbu. Mıknatıs olmayan maddeleri mesela demir gibi biz etkiyle o elektrikte elektrostatikten attığımız gibi elektrik etkiyle dokunmayla ve dokunmayla, etkiyle ve sürtmeyle mıknatıs atabiliriz. Nasıl mesela bu NS e kutuplu mıknatısı bu demire şöyle sürtersek şu tarafına. Bu da NS e olur. Bir zaman sonra geçer. Bu sürtünme örnekte dokunmayla dokundurursanız bunu burası S, burası ne? Aynı bu şekilde olur. Yine etkiyle de yine etkiyle de şöyle şuraya yaklaştırırsanız zaten yaklaşmış şekilde burası ne burası S olur yine aynı şekilde. Şöyle bir mıknatıs sanır ama bir süre sonra geçer. Biz elektrik akımını kullanarak bir demiri mıknatıs haline getirebiliriz. Örneğin bir tane çivi. Şöyle bir çivimiz var. Şuna biz şöyle bir voltaj uygularsak şöyle sararak şunu şöyle şöyle sararak uygularsak artı eksi bu bir mıknatıs özelliği kazanır. Buna da elektromıknatıs denir. Elektrik özelliği de mıknatıs yapma. Buradaki NS kutupları nasıl bulunur? Akım yönü şöyle yukarı doğru olduğundan parmaklarımızı şöyle aynı parmak gibi yapmışım zaten sarımları. O şekilde tutup kavradığımızda yukarı doğru olduğu için parmaklarımızın yönü parmaklarımızın yönü akım yönü baş parmağımızın yönü de bu mıknatısın N kutbunu gösterir. Yani burası ne? Burası S olacak çivimiz mıknatıs olacak. Burası ne burası ne olacak. Ve şöyle şöyle bir çizgiler oluşacak. Manyetizma çizgileri. S kutbuna girer manyetizma çizgileri. N kutbundan da çıkar. Şimdi burada bu mıknatısın gücü neyle orantılı? Şöyle daha temiz çizik olursak. Şöyle bir çivimiz var. Ve bundan Elektrik akımı geçiriyoruz. Şöyle. Bir kere şu L'ye bağlı. L uzunluğuna. Sarımımızın uzunluğu. Nasıl? Bununla ters orantılı. Sarım sayısı burada 3 kere sarmışız. Sarım sayısına da ne diyelim. Sarım sayısıyla doğru orantılı. Ve Buradan bir akım geçiyor. I. I akımıyla da doğru orantılı. Bu çivinin mıknatıslık özelliği sarım sayısına I ile doğru orantılı, L ile ters orantılı. Mıknatıslar N, S kutuplu demiştik. Şöyle. Bu mıknatısı ikiye böldüğünüzde tam ortasından yine N, S kutuplu iki tane mıknatıs elde edersiniz. Yani bu ne bu da s olmaz. Böyle bir özelliği var mıknatısların. Bir mıknatısın manyetik alanının etkisini gösterdiği alana manyetik alan denir. Şu çizgilere de manyetik alan kuvvet çizgileri denir. Neden çıkarlar? S'ye girerler. Şöyle. S'ye de girerler. Dünyada bir çubuk mıknatıs gibi davranır. Şöyle burası ne? Burası S. Şöyle bir dünya olduğunu düşünün. Şöyle. Şöyle yine manyetik alan kuvvet çizgileri N'den S'ye doğrudur. Burada olay. Burası normal insanların bildiği kuzey kutup noktası coğrafi. Bu da güney kutup noktası. Bu da manyetik kuzey şurası. Manyetik kuzey. Manyetik güney. Şu aradaki teta da coğrafi kuzey manyetik güney arasındaki yani şu mıknatıs da şu coğrafi normal dünyanın arasındaki yaptığı açı. Bu açıya da sapma açısı denir. Akım ve manyetik alan demiştik. Uygulaması elektromıknatıs. Yine aynı mantıkta düz bir telden biz elektrik akımı geçirirsek ı şiddetinde burada bir manyetik alan oluşur. Manyetik alana baktığımız zaman şöyle yine sağ el kuralı. Baş parmağımızda bu sefer ama baş parmağımız akım yönünü gösteriyor. Şöyle Şurayı tuttuğumuz zaman diğer dört parmakta şöyle içeri doğru şurada. Burada dışarı doğru. Şu içeri doğru sem semboldür. Bu da dışarı doğru semboldür fizikte. Şöyle yani daha çembersel bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan nasıl bulunur peki? Formülü nedir? B ile gösterelim manyetik kalan K sabit, 2 sabit, I ve aradaki uzaklığın kendisiyle ters orantılı bir şekilde ölçülür.